Raptor Red 38 cm başlıkla beraber şu an çalışıyor. Şuraya açtığımız bir cep var. Cebin derinliği 38 cm, 40 cm civarında. Şu toprak şöyle yamaç, biraz eğimli gidiyor. 38-40 cm derinliği, tekrar göstereyim şu şekilde. Bakın şöyle 38-40 cm derinliği var. Buraya 1 TL para koyacağım arkadaşlar. 38 başlıkla bunu sallayarak alıp almadığını göstereceğim. Şurada metrenin üzerinde parayı bıraktım. Red'i alıyorum. Biraz balansını düşürüyorum. Çok fazla düşük balansı. Düğmeye bastım. Evet, kendisi yükseltti balansını, toprağa göre yaptı. Biraz yükseltiyorum. Evet, toprağa biraz ses veriyor ama salladığımız zaman kesinlikle metal sesi vermeyecektir. Bizim parayı koyacağımız noktada sallıyorum. 38-40 cm derinliğinde bir cep burası. Bakın salladım. Şimdi Red'i kenara bıraktım. Buraya 1 TL'yi alıyorum. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar. 1 TL para orada. Şimdi Red'i alıyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle geliyorum sallayarak. ...38 santimden... ...bangır bangır ses veriyor. Şöyle geri geliyorum. Diyorlar ya, yaptığınız ayarlarla gezebilir misiniz? Evet, çok rahat gezebilirim. Etrafta... ...meteller de var. Toprak kaynaşmamış olduğu için biraz hızlı tepki veriyor. Eğer eskiden kalmış olsa biraz daha geniş ve daha... ...güçlü sinyal verme ihtimali yüksek. Şimdi burada frekansımız, yakınımızdan 380 volt köye geçen giden elektrik telleri var. Frekans çok değişmiyor, yani cihazda çok etkisi yok, 380 volt. Direğin etkisi 380 volt, parazit etkisi fazla yok. Aynı paraziti şu filtreyi kullandığım zaman değişmiyor. Şuradaki filtre ise cihazın şu an verdiği tepkiyi azaltıyor. Yani verdiği parazit sesini kesiyor. Kesene kadar yükseltiyorum ve orada bırakıyorum. Biraz daha rahat çalışmak için, daha sessiz çalışmak için 38 santim derinliğindeki, 40 santimdeki 1 TL cihazın verdiği tepki bu şekilde. Şöyle, bunu istersek daha da fazla yükseltebiliriz. Daha da sessiz çalışabilir. Ama bu tür cihazlar biraz sesli kalırsa dipten gelen sinyalleri daha çabuk güçlendirip verecektir. Bakın başlığın ortası şöyle olması gerekirken böyle sallıyorum. Bu şekilde bile alıyor bakın. Halbuki şöyle sallamam lazım. Çünkü yaklaşık şu kadar bir mesafe ancak içeri doğru parayı koyabildim. O haldeyken bile alıyor. Balansı çok yükseltirseniz, derinlikten çok kaybedersiniz. Toprağına göre balans yaparsanız cihazda maksimum performans, derinlik elde edersiniz. Gereksiz yükseltilen ayarlar, balanslar derinliği kaybettirir. Ayırım kabiliyetini değiştirmez ama derinliği çok kaybettirir. Bu arada derinlik ayarımız maksimumdaydı. Diğer bütün ayarlar neredeyse gördüğünüz gibi maksimumda. Filtreyi de şurada bıraktım. Çünkü etraftan gelen çok fazla bir frekans etkileyici yok. Şu an 9 kHz'de çalışıyoruz genel arama modunda. Burada gayet 38 santim derinliğinde bir TL parayı bam 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 vuruyor. Arkadaşlar, burayı seçme sebebimiz kendi test alanımızdan başka. Burayı seçme sebebimiz, burası çok yüksek madenli bir toprak. Biz burada daha önce ara sıra test yapmak için geliyorduk, başka cihazları karşılaştırmak için. Burası madenli bir bölge olduğu için şurada görmüş olduğunuz kayalarla, yağmurlarla yüzyıllardır akan gelen bir yol var. Yol oluşmuş artık. Burası aslında dere diyebiliriz. Eski kalan ağaçlar, eski yerleşim bölgesi, çok eski yerleşim bölgesi, kalan ağaçlar var. Arasından gelen dağdaki şu taşlardan ufalayarak yüzyıllardır gelen
bir akıntı var. Bakın bu taş, bu kumlar şundan oluşuyor. Bakın bu granit. Görüyor musunuz bunu? Madeni anlayan arkadaşlar bunu çok rahat söyleyecektir. Bu granit taşı. Her yerde granit var. Yüksek maden içeriyor. Burada o yüzden o testi yapıyoruz. Karşılaştırma testleri ve diğer testler belli bir mesafe gelip burada yapmak istiyoruz. Diğer cihazların da belki karşılaştırmalarını buradan yapabilirim. Bu mesafeden vasat bir cihazın 1 TL'yi buradan algılaması mümkün değil arkadaşlar. İşte 1 TL. Görüşmek üzere.